Herkese merhabalar. Bugün günlerden 4 Mart Pazar. Zaten az önce de gördüğünüz hazırlandım. Bayağı havluyla falan makyaj yapan anlarımı gördünüz ama yani hepimiz öyleyiz. Sonuçta kimse böyle mükemmel olarak hazırlanmaya başlamıyor. Saçlarımı çok hafif kuruttum. Yani hafif değil de çok hafif kurutmadım ama hafif ıslak bıraktım. O yüzden bir tık böyle ıslaklık var. Önü o kadar kötü oldu ki neden olduğunu anlamadım. Spreylemek zorunda kaldım. Normalde saçıma sprey sıkmayı hiç konuşamıyorum. Normalde saçıma sprey sıkmayı hiç sevmiyorum. Çünkü mesela ben buraya sprey sıktım ve yeni duş almış olmama rağmen yarın bu saçı kullanamayacağım. O yüzden tekrar yıkamak, duş almak zorunda kalacağım. Sabah çok yağmur yağdı aslında ama şu an normal gözüküyor. Çok soğuk olacağını düşünmüyorum ama ben yine montumu giymeye devam edeceğim. Daha henüz kot ceket ya da deri ceket havalarına geçemedik. Kış zaten hiç sevmiyorum. Neyse ki kar yağmadı. Makyajımı size göstereyim. Bu şekilde çok basit bir makyaj yaptım. Bol aydınlatıcılı. Böyle bir ruj sürdüm. Hafif, hatta hafif parlak değil, bayağı parlak. Aslında üzerine mat yazıyor ama bildiğiniz parlak. Üzerime H&M'den aldığım bu bol... Ay bak gene mi bir şey döktüm ya? Alışveriş videosu çektim. Geçenlerde zaten izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de kanalımda. Ve gösterdiğim kıyafetlerde ve üzerimde makyaj yaparken döktüğüm şeyler var. Her elbiseyi gösteriyorum ve bir şey dökmüşüm. Yani ufacık da olsa bir şey dökmüşüm. Nasıl başarıyorum bilmiyorum. Ama sanırım bu ıslaklık ya. Herhalde dişimi fırçalarken oldu diye düşünüyorum. Umarım geçer. Böyle bir şey giydim. Altıma da bu jogger mı deniyor? Jogger mı? O pantolonlardan giydim. Rahat bir şey yani. Tamamıyla boz bol giyinmiş şekildeyim. Montumu giyeceğim. Ayakkabı olarak da Converse aldım kendime. Bunları giyeceğim. Dün aldım ve yani yaklaşık 6 yıldır falan Converse giymiyordum. Ortaokulum sürekli bu Converse'lerle geçti. Özellikle böyle kısa ve kot Converse'lerim vardı. Ama geçen gün Başak'la alışverişe gittik. Başak kendi spor ayakkabı bakıyordu. Bir baktım. O kadar değişik değişik renkte Converse'ler var ki. Ve birden Converse aşkım böyle depreşti. Aa dedim. Şimdi ben nereye gideceğimi söylemedim size. Konuştum ama nereye gideceğimi söylemedim. Kendime perdeden arka plan yaptım. Şimdi Burak bana konum atacak. Ali abiyle beraber kahvaltıya gideceğiz. Geç bir kahvaltı yapacağız. Ben o yüzden şu an gidecekleri yerin konumunu bekliyorum. Birazdan Uber'i çağıracağım. Konum gelsin ve çıkacağım. Kazanayım o zaman görürüz. Ay yok hayır. Sağdan mı? Şimdi, bu videoyu biliyorsunuzdur belki. İşte seneler sonra açmış. O zaman internet yoktu lan. Dünyanın ilk trolü. En son nerede vlog çektiğimi bilmiyorum ama şu anda eve geldim. Birkaç ufak alışveriş yaptım. İngilizce olmayan Madame Coco'dan. Ama aldığımı şimdi size göstereceğim. Selam. Tanıyamadın mı? Ama yabancı diye açmayacağım. Sesimden tanıyamadın. Evet, sesim de değişmiş. Allah Allah. Ay, hayır. Şimdi size ufak bir alışveriş videosu göstereceğim. Anneme de gösteriyorum aynı zamanda. Çok önemli bir şey aldım, bizim evde olmayan. Buzluk. Nasıl? Bir alana bir bedava vardı. Bak böyle basıyorsun. Buradan koyuyorsun suyu. Çünkü kendim pazarlamacı gibi hissediyorum. Çıkartırken de bunları böyle bastırıyorsun, çıkartıyorsun. Güzel. Evde bu gerçekten çok önemliymiş. Önemli alışverişti benim için. Yani çünkü evet, buzluk bana çok lazım oluyor çünkü. Bana lazım oluyor. Evet, çok lazım oluyor. Çünkü düşüyor, bacağını vuruyor. Ya bir sus be. Daha sonra bak bunları aldım. Bunları da makyaj fırçalarımı koymak için aldım arkadaşlar. Nasıl fikir? Yani ister kapatırım ister peki, kapatmam. Peki evde bir sürü makyaj koyma çantalarım var. Onları ne yapacağız? Ama hayır fırçalarımı yani böyle mesela masamın üstüne koyacağım bunları. Bunun içine duracak. Bir de yüz. Küçüğü var, büyüğü var. O küçük olanları nasıl çıkaracaksın onun içinden? Çıkarırım. İnecek aşağıya. O zaman büyükleri büyüğü, küçükleri küçükleri ikiye böl. Ben ayarlayacağım onları. Bu kadar madam koku alışverişi. Bir şeyi de beğensin annen değil mi? Hiçbir şeyi bak, beğenmiyorum. Evet. Bu da English Home. English Home. O ne? Yerleri sileceğiz. Hayır. Canları. Hayır. Bu oda kokusu.
Ama çok güzel. Bu dolapları da sıkabiliyorum bu arada. Bunu. Kediler böyle şeyi sevmiyor biliyorsun. Beni ama odam güzel koksun istedim ben. Bu nasıl açılıyor ya? Nasıl evet böyle kırma. Değil. Evet tam buradanmış. Bak şimdi çok güzel kokuyor. Bak koklarsın şimdi. Osman orada yapıyor. Ne yapacağız şimdi? Ya ama bak. Ay ne kadar güzel. Dolabıma sıkacağım bunu. Her yeri sıkabiliyorsun. Sonra da çorap aldım. Ama iki alana iki bedava vardı. Yani dört alana iki bedavaydı. Tamam kızım mağaza bunu açar. Bunu sana aldım. Yani iki tane aldım aynısından. Ben öbürünü beğendim. Bakın şöyle bir de arkası da böyle bu çok güzel. O neymiş öyle pembe şey. İki tane aynı aldım. Ya bir sus. Gibi. Sonra bak böyle bir şey aldım. File ama burada böyle şey var. Mesela yazın hani giyiyorum ya mesela. Tatlı olsun dedim. Eski sen bunu mu beğendin? Evet. Tamam bu senin olsun o zaman. Numarası? Bakın olur ki yani numarası yok. Evet numarası yok. Diğeri de böyle. Tamam ama ben aldım. Tamam bunu sen al bu senin olsun. Bunlar benim olsun. Bu kadar alışverişim bu kadar alışveriş yaptım. Çok bir şey almadım. Yani. Dün akşam da almış kızlar yalan söylüyor. Dün akşam bunu aldım. Bir de şu elbiseyi versen onu da göstereyim. Bu H&M bu arada sabah bunu söylemiştim. Bir de H&M'den bunu aldım. Ayrıca niye sadece kızlar diyorsun ki? Beni takip eden erkek izleyicilerim de var. Erkekler buna da almış. Evet buna da aldım. Bakın bu da böyle kırmızı bir elbise. Bu da H&M'den aldım bu arada. Bu kadar. Çorap için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben bunu beğenirsin demiştim. İki taneliydi hem de bak. Evet. Ama bu da çok güzel. Bunu bir açabilir miyim? Ne kadar uzun? Her şeyi ağzımla açmam peki. Bu çok güzelmiş. Aa bak bu çok güzelmiş. Uzun çorap. Ben böyle giyiyorum ya bu şekilde. Tamam şu pembelerin birini bana ver. Tamam al. Bunu mu beğendin sen pembeden? İkisini aldım. Tamam. Bunu beğenmedin mi? Ben bunu çok beğendim. Aa bakın çok güzel. Bakın böyle çok güzel. Şunu da merak ediyorum. Şunu da açayım bir dur. Parlığı yoktu. Evet ama şey işte. Mesela ben şey giyiyorum ya ayakkabı. Ondan gözükecek mesela hani bu şekilde. Tatlı bence. Ben beğendim. Ne kadar fiyatları söyleyeyim mi size? 10 lira bu ikilisi. Yani 5 liraya geliyor tane. Zaten indirim vardı. Ondan sonra bu da 10 lira. O da 8 lira mı ne? Bu kadardı. Size Osman'ı da göstereyim. Kutunun içindeki kutularda yatmaya bayılır. 3 tane kutu içe şu anda. Ama tabii ki de evi de var. Yani böyle tırmanma tahtalı evi de var. Normal evi de var. Ama bakayım sevebilecek mi? O zaman sevebilir miyim? Bana hep diyorsunuz ki neden hep Tarkan böyle şey yapıyordur. Ön kameraya geçeyim. Bana hep diyorsunuz ki neden hep Tarkan'la story falan atıyorsunuz? Çünkü Osman beni pek sevmiyor. Yani aslında seviyor değil mi? Yani seviyor ama çok gel seviyor. Ay! Gördüğünüz gibi işte. Yani çok benle samimi olmak istemiyor. Osman'la seviyeli bir ilişkimiz var. Osman. Seni aşıya götüreceğim haberin olsun. Aşı zamanın geldi. Aşıya gidince çok usluluyorsun ama. Şşt. Şimdi yapmam gereken bazı işler var odamla alakalı. Örneğin fırçalarımı yıkamak gibi. Hatta fırçalarımı beraber yıkayabiliriz birazdan. Çünkü plastik makyaj yaptım 14 Şubat için ve böyle bir önceki videomda sanırım yaşlandırma makyajı yaptığım için makyaj fırçalarım berbat halde. Bir iki tanesine lateks bulaştı maalesef. Süngerlerim aynı şekilde hepsi berbat halde. En iyisi bir üstümü değiştireyim. Eşofmanlarımı giyeyim. Bunu falan çıkartayım. Çünkü mutlaka hani bugün bir şey dökmedim. Bunu başardım ama mutlaka fırçalarımı yıkarken kesin bir şey dökeceğim ben. O zaman ben bir üstümü değiştirip geleyim. Ondan sonra gidip fırçalarımı yıkayalım. Bence güzel. Mutfağa geldim. Mutfakta yıkayacağım. Çünkü banyoda nereye koyacağımı bilemedim kamerayı ve ışığı pek beğenmedim. Birazcık dağınık mutfak. Kusura bakmayın. Ama yani eminim ki her zaman sizin evinizde mutfağda toplu olmuyordur. Şimdi bu leğene birazcık sıcak su ısıtıp koyacağım. Ama sıcak değil. Bari ılık koyayım. Ama ılık da değil şu an. Normalde fırçalarımı suyun içinde bekletmiyorum. Ama bu sefer çok fazla şekilde üzerinde lateks kalıntısı, böyle yüz boyası kalıntısı olduğu için bu sefer fırçalarımı sıcak suda bekletmem lazım. Normal neden bekletmiyorum? Çünkü şurasında yapışkan olduğu için fırçaların, yani burası iki farklı yüzey olduğu için o yapışkanlar atabiliyor zamanla. Ama dediğim gibi şu an ya fırçalarımı sadece kurtarmak istiyorum. Mesela örnek şunu göstereyim size. Yani çok
fena halde şu an. Onun dışında şu mesela şu an böyle yapışık yapışık bir durumda. Neden olduğunu bilmiyorum. Normalde yumuşak bir fırça. Mesela bu bakın. Bu zaten artık bayağı Allah'a emanet halde. Şimdi bunun içine ben yüz yıkama jeli sıkıyorum. Bunu boşver, ben üşendim o çıkıncaya kadar. Daha sonrasında ne sıkıyorum biliyor musunuz? Bildiğiniz bulaşık deterjanı. Çünkü bulaşık deterjanı inanılmaz söküyor. Daha öncesinde bir şey denemiştim ben. Bulaşık deterjanı ve zeytinyağıyla. Hatta kimin videosuydu ya? Şu an hatırlayamıyorum ama Türk bir makyaj kanalı da çekmişti. Yani böyle şey olarak da önerilen bir şeydi. İşte makyaj fırçalarınızı nasıl temizlersiniz diye. O yüzden öyle yıkamıştım ama zeytinyağını arındıramadım fırçalarımdan. Yani yıkadım, çok güzel arıttı gerçekten, böyle atıyorum fondöteni falan çok güzel çıkarttı. Ama kuruduktan sonra fark ettim ki belki de çok fazla güzel durulayamadığım için zeytinyağı çıkmamıştı fırçalarımın arasından ve hoş bir durum değil. Yani o yüzden öyle yapmak yerine şu an bildiğiniz birazcık suya basacağım. Dediğim gibi normalde yapmayın siz. Çünkü fırçaları toptan suya basmak mantıklı bir şey değil. Metal kısımları da olduğu için. Ama ben şu an yapmak zorundayım. Aynı şekilde süngerlerimde. Çünkü gerçekten çıkacak gibi değil yani. O yüzden hem burada dursun. Birazcık yumuşasın. Aynı zamanda şöyle bir şey kullanıyorum ben. Bunu böyle elime geçiriyorum. Bunun böyle yüzeyleri var. Yani yüzeylerinde böyle işte büyük ve küçük minik dokulu şeyler var. Bunu da biraz ıslatacağım ve üzerine yine yüz yıkama jeli sürüyorum. Normal yüzümü yıkadığım jel yani. Şu an mesela şundan başlayalım. Bu en pis olanlardan biri. Bunu bu şekilde fırçalayarak çıkartacağım. Yüz yıkama jeli ve bulaşık deterjanı bu arada bayağı iyi köpürüyor ve güzel temizliyor derken. Kırmızı nereden bulaşmış ya? Ne bu? Her şeyde bir kırmızılık var. Bu arada sizin de öyle mi bilmiyorum ama fırça yıkamak benim yani en nefret ettiğim eylemlerden biri. Keşke hiç yıkamayacak kadar çok fırçam olsa yani. Bir fırçadan 10 tane falan olsa da hiç böyle yıkamak zorunda kalmasam, en azından çok uzun süreler. Bunun içindeki fondötenin haddi hesabı yok mesela. Şu an o kadar sertleşmiş ki, normalde asla böyle sert bir fırça değil. Bunu ben nasıl arıtacağım? Bu birazcık daha beklesin. Çaydanlık da gerçekten şu an bu videomun ana öznesi olmak durumunda kaldı. Bu arada bunların yerine kadar kuruması lazım. En azından kullanacağım şeylerin. Yani süngerlerim falan sıkıntı değil. Onları zaten nemli kullanıyorum da. Yüz fırçalarımın kuruması lazım. Yarın makyaj yapmak istiyorsam, ki istiyorum. Bu arada sanırım yarın spora yazılmaya gideceğim. Ve bu benim için çok güzel bir gelişme. Çünkü spora çok uzun bir ara verdim. Neredeyse bir yıldır spor yapmıyorum. Yani normalde salona gidiyordum. Evimin yakınındaki bir salona. Ama daha sonra ne zaman ki şehir dışı seyahatlerim başladı, ne zaman ki okul hayatım gerçekten inanılmaz yoğunlaştı, gidememeye başladım. Ve bir yıllık bir ara vermiştim ve inanılmaz derecede şu an sporun eksikliğini hissediyorum. Özellikle son bir aydır. Hem kondisyon olarak olsun, hem yani nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Aslında zayıflıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Bu arada gerçekten çok zayıfladım. Özellikle böyle 2-3 aydır görüşmediğim kişiler beni görünce ilk sözleri ne kadar zayıflamışsın oluyor. Bacaklarım falan inanılmaz inceldi. Ve yani 47 kilo falanım şu anda. Yüzümden anlaşılmıyor. Yüzüm zayıflasını çok isterim ben. Yani çene kemiklerim çıkık ama mesela yanaklarım var hala bakın. Spor yapmak bana kilo da aldırıyor. Aslında kilo aldırmıyor da kaslarımı geliştirdiğim için hani yani mesela bacaklarım biraz daha kalın durabiliyor. Ve ben yani bacaklarım kalınlaşsın istiyorum bir tık daha. Şimdi şey diyenler olabilir, hani millet zayıflamaya çalışıyor, sen niye kilo almaya çalışıyorsun? Aslında dediğim gibi kilo almaya çalışmak da değil. Aslında benim amacım vücudumu sağlıklı ve fit bir hale sokmak. Yani çok fazla şey kafasında değilim ben. İşte zayıf olayım, incecik olayım falan filan, sıfır beden kafasında bir insan değilim. Yani herhalde 2 kilo falan daha versem boyumla hesaplandığında sıfır bedene falan düşüyorum. O beden olaylarını da hiç bilmiyorum. Aslında umurumda da değil açıkçası. Dediğim gibi benim amacım hem kondisyonumu yükseltmek. Sonuçta bir iki merdiven çıktığımda tıkanmak istemiyorum.
hem de dinç hissetmek ve spor çok dinç hissettiren bir şey beni. Aynı zamanda artık beslenmeme de dikkat edeceğim. Gerçekten yani. Buna karar verdim. Yani evden salata yapıp bir yere götürmem gerekiyorsa götüreceğim. Tavuk göğsü yemem gerekiyorsa kusana kadar yiyeceğim. Atıyorum bulgur pilav falan. Bu arada çok da severim yani ben salatayı olsun, işte tavuk göğsü falan o sporcu yiyeceklerini. Yani yulafın bile sevdiğim halleri var. Normalde yulaf çok sevilmeyen bir şey. Tabii acı falan ama mesela yoğurtlu yulaf falan ben yiyebiliyorum, sevebiliyorum. O yüzden bence sağlıklı beslenmeyi de yapabileceğimi düşünüyorum. Yani çok dışarıdan yemek yiyen bir insanım. Dışarıdan yemek yemek zorundayım. Sabah 10'da bir çıkıyorum evden. Akşam geliyorum 10'da yani. Ve mutlaka en az bir öğün yemiş oluyorum. Ama o öğünlerde dediğim gibi yani ya evden hazırlayacağım ya da gittiğim yerde işte tavuklu salata falan filan bir şekilde halledeceğiz bir şeyler. Bu arada McDonald's'ı falan hayatımdan çıkartıyorum. Gerçekten. Burak sayesinde çok fazla McDonald's yemeye başladık. Özellikle son 5-6 aydır. Burak da aynı şekilde çıkartacak McDonald's'ı hayatından. Aslında biz beraber spora başlayacaktık ama Burak'ın biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. Yani bilmemeniz de çok olağanca hatta niye biliyorsunuz dedim bilmiyorum. Burak sürekli omuz çıkıp duruyor. O yüzden onun bir ilk önce fizyoterapiste gidip muayene olması ve omuz kasını güçlendirmek için başka bir şeyler yapması gerekiyormuş. Yani spor değil yani dumbbell kaldırmak dışında şeyler. O yüzden ilk önce onun o işini halletmesi lazım. Fizyoterapiste gidip omuz bağlarını güçlendirmesi gerekiyor. Daha sonrasında spora beraber gideceğiz sanırım. Neden yüz yıkama jeliyle ya da işte bulaşık deterjanıyla yıkıyorsun derseniz. Evet bunu demiş olabilirsiniz şu zamana kadar. Çünkü yıkadım neredeyse mutlaka demişsiniz diye düşünüyorum. Birincisi fırça ya da sünger temizliği için özel bir şey yok bende. Hani sürtelediğin kalıp şeklindeki temizleyicilerden ya da jel şeklindeki temizleyicilerden yok. Yani şu ana kadar hiç denemedim. Belki o yüzden gerekli bulmuyorum. Bu tarz kendi yöntemlerimle yaptığım için. Yani onun dışında şöyle düşünüyorum. Mantıken yüz temizleme jeli yani makyajın kalıntılarını falan çıkartmak için işe yaradığı için ve en nihayetinde yüzüme kullanabileceğim bir temizleme jeli olduğu için bence fırçalarım için de kullanmak da mantıklı. Birincisi bu. Bulaşık deterjanını niye kullanıyorsun derseniz yağ bazlı ürünleri bence güzel çözüyor. O yüzden çünkü bulaşık deterjanına böyle yağ sıktığınız zaman böyle bildiğiniz yağ böyle şey oluyor. Ya, yok yağ bulaşık deterjanı sıktığınız zaman sanırım. Yani onu da yağ bazlı ürünleri çözmek için kullanıyorum ve çok güzel köpürüyor. İnanılmaz güzel köpürüyor. Daha sonrasında bol bir şekilde şey alıyorum. Havlu peçete. Bunu böyle sereceğim. Ve bunları durulayıp üzerine koyacağım. Şimdi son fırçalarımı da... Ay yüzüme su damlattım ya. Bunu da yıkadım. Güzel. Süngerlerimin suyunu da sıktıktan sonra fırça yıkama eziyetim sona erdi. Evet şimdi bunları tekrar bir havlu peçeteye koyup kedilerimin ulaşamayacağı bir yerde kurumaya bırakacağım. Yüksek ihtimalle salonda kapısını da kapatırım. Ve uzun süren bir fırça yıkama seansından sonra fırçalarımı da odamdaki sehpanın üzerine dizdim. Çünkü neymiş efendim? Kediler salondaki koltuğun üzerinde yattıkları için salonun kapısı kapalı duramazmış. Ama ben Tarkan'ın huyunu bildiğim için sabah fırçalarımı da koltukların altından toplamak istemediğim için odama koydum. Çünkü odamın kapısını kapatıp yatıyorum. O yüzden Tarkan buraya giremez. Fırçalarım da sabaha kadar kurur diye düşünüyorum. Altlarına normal bir havlu serdim. Havlu peçete değil de havlu serdim ki daha iyi emsinler. Çünkü sabaha kadar dediğim gibi kurumaları gerekiyor. Her neyse bu video sanırım bu kadar olacak. Zaten çok fazla konuştum. Orada yıkarken şeyleri, fırçaları yarım saatten konuştum dediğim gibi. Bakalım kaç dakika olacak bu video. Eğer bu videoyu bu zamana kadar izlediyseniz çok bu zamana kadar yani bu dakikaya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.